Bizim TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam da yine her akşam olduğu gibi korona günlerinde bugünkü durum ve geçmişi göz önünde bulundurarak son durumu daha doğrusu değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Şaban Sevinç'le birlikte. Merhaba Şaban Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Evet, şimdi Sağlık Bakanı bugün açıklamalar yaptı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını konuşmuştuk. Bugün Sağlık Bakanı tekrar ekran önündeydi. Hem vakaları paylaştı hem gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ben yine son tabloyu bir paylaşayım. Onun üzerinden soru ve yanıtları değerlendirelim. Yapılan test sayısı 20.023, toplamda 222.868 vaka sayısı. Bugün 3.892, toplamda 34.109. Yitirdiğimiz hasta sayısı bugün 76. Bu tartışma konusu örneğin ve ne yazık ki toplamda 725 oldu yitirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısı. İyileşen hasta sayısı bugün yine umut verici bir rakam, 256.582'ye ulaştı. Entübe hasta sayısı ise 987. Bu arada 1474'te yoğun bakımda hasta var. Şimdi niye bu rakamlar tartışılıyor? Bu rakamların doğru olmadığını, yani tamamının yansıtılmadığı tartışılıyor. Hem yazılan makaleler var bu konuda, hem kamuoyunun gündeminde, sosyal medya, Twitter'da tartışılıyor. Dolayısıyla özellikle geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında İstanbul'da ölüm oranının bu 6 Nisan'ın itibaren önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor. Ama neye işte kim ifade ediyor? Neye dayanarak? Bu E-Devlet'te bu rakamlar varmış, evet, Şaban, evet, Bey. Tamam. İşte şu, her ay yıllarıyla birlikte karşılaştırılıyor. Evet, şu İstanbul'daki, evet, İstanbul'daki İstanbul Belediyesi'nin Mezarlık Müdürlüğü'nün rakamları, evet, E-Devlet'te. Evet, evet. Dolayısıyla bu konuda bir güvensizlik söz konusu. Hani şimdi tabii yani dünya geneline baktığınız zaman bu rakamların bir noktadan sonra Türkiye'de bir rutine bindiği, yani bir donduğunu söyleyebiliriz. Aynı oranda artış gösterdiğini, ya da daha doğru bir ifadeyle bu kafaları karıştırıyor tabii. Yani şöyle bir durum var. Bu AKP'ye güvenilmez. Bunlar doğru bilgi vermiyordur, kandırıyordur, işte yanlış bilgi veriyordur kamuoyuna diye bir kaygı var, değil mi? Onu diyorsun. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Aynen onu diyorum. Yani hani bunun somut bir dayanağı da yok. İşte İstanbul Belediyesi'nin E-Devlet kayıtlarında işte her gün defin edilen vatandaşların, ölen vatandaşların her gün defin kayıtları üzerinden bir işte şey o çıkmıştı, hı hı, geçen hafta. Ona da Sağlık Bakanı demişti ki işte o aynı gün ölenler değil, işte bir gün önce ölen, iki gün önce ölenler de o gün defin olmuş. Yani defin tarihi oradakiler falan diye, evet, bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsan. O nedenle hani benim açıkladığım rakamlarla örtüşmüyor. Benzeri bir savunma yapmıştı. Şimdi açıkçası şöyle, hani ben güvenmek istiyorum Sağlık Bakanı'na. Ve ben Sağlık Bakanı'nın her gün konuşmalarını dinliyorum, basın toplantılarında dinliyorum ve vücut diline dikkat ediyorum Lale. Yani vücut diline, işte psikolojisine, şeylerle, gazetecilerle, kendisine soru soran gazetecilerle diyaloglarına bakıyorum. Hı hı. Son bir iki gündür, özellikle bugün oldukça rahat gördüm. Rahat, evet. Fahrettin Koca'yı. Yani bir şöyle bir şey var. İşte yaklaşık bir aydır yaptığı işte yoğun stresli çalışmanın sonunda sistemi oturtmuş ve belli bir kontrol altına almış bir sağlık bakanı gördüm açıkçası. Nitekim işte herkesin peşinde olduğu, yani bütün ülkelerin peşinde olduğu ilacı biz temin ettik ve kullanmaya başladık diye bir laf etti. Dikkat ettin mi sen de? Yani evet, tedavi, evet. Bu koronavirüsü. Evet. Avrupa ülkelerinden daha çabuk başladık bu işte dedi. Yani evet, öne ilaç aldık. İlaç tedavisine. Evet. Evet, ilaç tedavisine daha çabuk başladık dedi. Ya böyle bir şey, bir kendine güveni gelmiş, rahatlamış gördüm. Dolayısıyla hani ben de hani Sağlık Bakanlığı'nın o vücut dilinden ve açıklamalarından ben de rahatladım biraz. Yani hani şöyle diyeyim, kısaca AKP'ye güvenmiyorum. Ama Fahrettin Koca'ya güveniyorum
gibi bir durum var bende bu süreçte. Yani elinden ne geliyorsa yapıyor, en azından onu söyleyebiliriz. Şimdi aslında bu sözünü ettiğiniz açıklamalarda, basın toplantılarında Fahrettin Koca önce bir böyle şey başlıyor. Bir sert başlıyor. İşte izolasyon, kurallar, maske vesaire. Sonra giderek verdiği bilgilerle yumuşadığını görüyoruz. Aslında bugün ona dikkat ettim ben de. Hani önce bir geriliyoruz, işte kötü bir tablo vesaire gibi. Ama aslında tablonun, şu anda mevcut tablonun daha da kötüleşmemesi için önce bir uyarılarla başlıyor. Yani işi sıkı tutmak için bir sert başlıyor Sağlık Bakanı. Sonra açıkladığı rakamlarla görüyoruz ki durum iyi gidiyor. Evet, şimdi bir de şöyle bir durum var. Ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son ne diyelim, son bir aydır kamuoyuyla bu kadar yakın bir diyaloğa girdi. Değil mi? Bir ay öncesine kadar kamuoyuyla böyle bir diyaloğu yoktu. Şimdi işte yaptığı her açıklama bütün televizyonlardan canlı veriliyor. Yani söylediği her söz kanun hükmünde kararname gibi kabul ediliyor vatandaşlar tarafından ve evet Sağlık Bakanı böyleydi, öyle yapacağız falan gibi bir hani bir genel kabul görülüyor ve ağızdan çıkan laflar bir hüküm gibi herkes tarafından uyulma mecburiyeti doğuyor gönüllü olarak. Şimdi ya bir ay öncesine kadar Sağlık Bakanı da bizim gibiydi. Yani atıyorum makamında oturuyordu ya da evinde oturuyordu. Televizyonlar canlı yayınlı, sadece işte reis çıkacağı zaman televizyonlar mevcut yayını geçip işte şeye, saraya bağlanıyordu. İşte Erdoğan konuşacak diye bütün yayınlar yıkılıyordu. Erdoğan'a bağlanıyordu. Erdoğan canlı veriliyordu bütün kanallarda. Şimdi bir aydır kendisi o duruma geçti Fahrettin Koca. Dolayısıyla biraz bunun da şeyi de var. Yani biraz bunun şeyi de var Sağlık Bakanı'nda. Yani bu ilgiye, bu kadar önemsenmeye alışmak kolay değil. Biraz belki hani kendisini şimdi ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı gibi hissediyor da olabilir. Hani alt duygu olarak. Tabii. Yani şimdi çünkü, benim zamanım diyordur. Ya çünkü işte bilim kurulu var. Bilim kurulu toplanıyor. Sonra Sağlık Bakanı çıkıyor, açıklama yapıyor. Ve bu açıklamalar bütün Türkiye'yi bağlıyor. Bütün Türkiye merakla bekliyor. Bütün televizyonlar yayınlarını keserek Sağlık Bakanı'nın canlı yayını veriyor her akşam. Gerçi Erdoğan konuştuğunda da öyle oluyordu. Bu farklı bir durum tabii. Bu beklenen, yani ilgiyle izlenen süreç. Bu doğru olan. Evet. Bu doğru olan. Çünkü halk sağlığıyla ilgili, genel sağlığımızla ilgili bilgi veriyor ve bir takım kurallar açıklıyor. Erdoğan'ınki şeydi. Rutin hani, artık. Rutin, hatta yorucu. Evet. Geçenlerde Hukuk Söylemez sana söyledi ya, değil mi? Hiç olmasaydı iyi yanı dedi bu sürecin. Her gün Erdoğan'ı dinlemek zorunda kalmıyoruz dedi. Evet. Hakikaten yani o anlamda biz de hep bütün toplum olarak rahatız. Hani Sağlık Bakanlığı'nda böyle bir durum var. Yani önemli ama hale gene geldi. Gene nezaketini koruyor Cumhurbaşkanı'na karşı. Çünkü bugün maskelerle ilgili çok az sonra konuşacağız onu. Yoğun soru geldi. İşte maskelerin ücretsiz ya da işte parayla satılıp satılmaması konusunda bir iki defa Cumhurbaşkanı'nı anarak yanıt verdi ona. Cumhurbaşkanı söyledi. Yani nezaketini de koruyor. Onu hatırlatıyor. Tabii bir benzetme yapacak olursak Cumhurbaşkanı burada sınıf öğretmeni gibi. Hani Sağlık Bakanı sınıfta bir sınıf hani, başkanı. Sınıfta bir şey öğrenci ise sınıf başkanı da Cumhurbaşkanı gibi. Dolayısıyla hani yani her ne kadar böyle hani işte bir aydır Türkiye'yi Sağlık Bakanı yönetiyor gibi olsa da görünse de Sağlık Bakanı da biliyor ki reis isterse iki dudağın arasında yani. Çok işte iyi biliyor hem de. Yani geçenlerde işte Ulaştırma Bakanlığı değiştirdi. Yani Ulaştırma Bakanı da resmi gazeteden öğrenmiş değil mi görevden alındığını? Yani böyle de bir durum var. Bu da şey, bu da bir gerçek yani. Ve Sağlık Bakanı için de geçerli bu tabii. Evet. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Evet. Şimdi Sağlık Bakanı hakikaten hani böyle bir süreçte olmasaydı keşke ama onun işte uzmanlık alanı dolayısıyla bakanlığı
Çok popüler bu ara. Herkes onun ağzına ne söyleyeceğine bakıyor. Her ne kadar kamuoyunda tartışılsa da yaptığı açıklamalar. Bir şey mi söyleyecektiniz? Sağlık Bakanı'ndan konuşuyoruz madem. Gençler, ya daha doğrusu böyle hani ergen yaşındaki çocuklar diyeyim, böyle hani 12-15-16 yaş arası çocuklar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Joseph Stalin'e benzetiyorlar. bir resim var, sosyal medyada dolaşıyor. Joseph Stalin böyle yandan profilden bir resmi var. Fahrettin Koca'nın da profilden bir resmini yan yana koymuşlar ve sosyal medyada dolaşıyor resim. İşte kime benzediğini bulduk sonuçta. Stalin'e benziyor. Onun biraz diyorlar. Daha dolgun hali. Evet. Ama tabii Stalin tabii bir şey, yani bir, ya ne diyeyim, hani aslan kesen, bir katliam yapan şey, Sovyetler Birliği'nin işte 40'lı yıllarında, değil mi? Tabii o yönüyle benzetmiyoruz tabii şeyi, Sağlık Bakanlığı. Evet. Şimdi bugün yaptığı açıklamalara dönelim. Rakamlar tartışılıyor dedik. Bu hastanelerle ilgili geçtiğimiz gün sizinle konuştuğumuzda hastanelerin işte hani bu kadar kısa sürede yapılacak olması ve büyük olmaları tedirginlik yaratmıştı. Ama Sağlık Bakanı bugün hem o anlamda soru geldi hem ayrıntılı olarak da yanıtladı. Sadece bu dönem için düşünülmedi. Yani bu korona dönemi için değil, önümüzdeki bu süreç atlatıldıktan sonra da o hastanelerin kullanılacağını söyledi. İşte her odanın bir tek kişilik yoğun bakıma çevrilebileceği şeklinde bir yapılanma olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunlar güzel gelişmeler. Sağlığın önemini ve sağlık hizmetleri bir kere daha hatırlamış olduk. Maske satışı az önce söylemiştim. Hala ücretli olarak satılıyormuş eczanelerde ve başka marketlerde vesaire. Kesinlikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı'nı da anarak orada onun söylediğini ifade ettiğini söyleyerek kesinlikle en son hatta onu söyledi. Şunu söyleyebilirim dedi. Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Maskeler ücretle satılmayacak. İşlerine geliyorsa ücretsiz olarak verebilirler. O onların inisiyatifinde dedi. Şimdi o maskeleri toparlayanlar, kara borsa yapmaya çalışanlar ne yapıyor acaba, merak ediyorum. Şimdi bu maskelerin parayla satılamayacağı, hani eczaneler bile satamaz. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi, öyle karar verdi. Şimdi burada bir gariplik var. Yani burada bir şey var. Hani bir ticari, sonuçta maske bir ticari ürün. Hı-hı. Diyelim ki benim eczanem var. Ve eczanemde de doğal olarak işte maske de var. Hani önceden de vardı, şimdi de var. Bunları satamamak da bir şey, hani bir garip bir durum. Hani kabul edilebilir bir şey de değil bir yönüyle. Yani şu olabilir miydi Şaban Bey? Atıyorum maske 5 lira. Devlet onu eczacıdan ya da kimden alacaksa 2 liraya alıp ya da 1 liraya alıp halka dağıtsaydı. Olabilir, bir şey koyar. Bir fiyat koyar. Der ki işte kaça alıyor eczaneler bu şeyi, maskeyi, işte 2 liraya alıyor. Tamam, 2 liradan halka satabilirsin. Ya da şöyle yapar. Sen yok, halka satmasın bence. Ne yapsın? Devlet kendi alsın. Tamam. Satan yerlerde halka bedava versin. Tamam. Ya da şöyle. Nasıl eczaneden ilaç alıyoruz da aldığımız ilacı işte SGK kimlik numaramızla alıyoruz. Kayıt sistemden diyor ki işte Şaban Sevinç işte bugün işte atıyorum işte Koraspin aldı, ücret ödemeden çıkıyorum, değil mi? İşte SGK ödüyor. O da öyle olabilirdi. Yani ben giderdim eczaneden, işte 5 tane maske alırım, bir sınır koyar, der ki işte bir haftada en fazla 5 tane maske alabilirsin ve bunun ücretini de Sağlık Bakanlığı ödeyeceksin. Sosyal ama güvenlik güvencesi sistemi. Olmayanlar da var. Güvencesi olmayanlar da işte ne bileyim yeşil karttır bilmem nedir yani. Hani bu şunu, sonuçta şunu demeye çalışıyorum. Lale, şimdi atıyorum yarın da diyelim ki Cumhurbaşkanı dese ki işte eczaneler efendim vitamin satamayacak. İşte C vitaminini biz devlet olarak vatandaşlara bedava veriyoruz. Eczaneler de satamaz. Elindekileri ya bedava verecekler vitamin, hani C vitaminlerini diyelim. Ya da işte depoda tutacaklar. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul edebilir mi? Ya da yarın diyelim ki fırınlara diyecek ki fırınlar ekmeği satamaz kardeşim. İşte ekmeği vatandaşa bedava vereceksin. Evet. Yani hani aynı şeye geliyor. Aynı kapıya geliyor. Doğru doğru. Bu işte hani vatandaşın sırtındaki yükü aradan devlet ödeyerek çıkaracak
tabii. mağdur etmeyecek. Tabii eczaneyi de esnafı ama da dolayısıyla. Ama neyse, o arada siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. O maske fiyatları nasıl birdenbire yüzde bilmem kaç arttı. Oradan zaten onlar karını etmiştir, hiç merak etmeyin Şaman Bey. Evet, işin hani o boyutunu bildiğimiz için hak ettiler diyoruz. Ama yarın bizim de başımıza gelebilir. Bizim de sattığımız bir ürüne işte vay işte Cumhurbaşkanı satamazsın dedi denilebilir. Tabii tabii, şekil olarak evet. Şekil olarak doğru yanlış. Değil. Evet evet. Cumhurbaşkanı dedi ve oldu gene yani. Yani. Evet. Maskeleri söyledik. Bir de bu önemli tabii, şimdi bu hastalıkların yoğun olarak, yani koronanın yoğun olarak görüldüğü iller var. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta maden ocakları nedeniyle. Şimdi bunların yoğunluğuyla birlikte bu vakaların bir takip sistemi önümüzdeki 1-2 gün içinde devreye girecek. Hasta takip aplikasyonu. Hastalar cep telefonlarını indirecekler. Bu da ne işe yarayacak, sonra ne olacak, hep birlikte bakıp göreceğiz. Yani hastaları takip edip herhalde bulaştırmasını önlemek için bir takım herhalde sıkı tedbirler alabilirler. Almaları yani nerelere gidiyor? Nerelere gidiyor, kimlerle temas ediyor? Hı. Ya da hani ediyormuş, çünkü orada şey yaparken gazetecinin sorusunu cevaplarken Faruk Koca dedi ki bir nevi elektronik kelepçe gibi düşünün bunu. Dedi. Evet. Yani hani seni izliyoruz, sende koronavirüs var, sen işte karantinadasın ve karantinada olduğun bölgeyi terk etme gibi hani gözetim altında, göz altında evet. Filan gibi. Şimdi Lale, bir de şöyle bir şey var, hani bu bakanlığın açıkladığı rakamlar güvenilir mi güvenilmez mi, kimileri güvenmiyor, haklı gerekçeleri de olabilir filan. Ama bugün açıklanan rakamlarda gene hani ben iyimserim dedim ya başta. Hakikaten iyimserliğim sürüyor. Mesela bugün de ölen sayısı 76. Evet. Yani bu son 4 gündür 70'li rakamlarda. Evet, işte o tartışılıyor. Bakın bu söylediğiniz tartışılıyor. İşte niye bu yani artmıyor vaka sayısı ve ona paralel olarak yitirdiğimiz hasta sayısı. Bu tartışılıyor. Yani bu, çünkü bu salgının bir seyri oluyor. Bir seyri evet, olması gerekiyor ama neden Türkiye'de böyle? Evet. Kontrol altına aldıysan seyri olmaz. Belki de biz pik noktasındayız ve pikte duruyoruz şu anda. Hani 75 işte ölüm, önceki gün 76 ölüm. İşte daha önceki gün 73'tü galiba, 75'ti falan. Evet, o civarda. Yani 4 gündür 73 ile 76 arasında kalıyor. Bu arada iyileşen hastalar var. Bugün mesela iyileşen hasta 256. Evet. Sayın Bakan diyor ki biz ilaçlı tedavi diyor başlattık diyor ve sonuç alıyoruz diyor. Yani O çok önemli. Bence en iyi gelişme o. Çok çok önemli. Şimdi, yani çünkü evet. Bunun hani engellenmesi noktasında hepimize, toplumun 1/4'üne bunun bulaşı olacağını herkes söylüyor. Bilim insanları söylüyor. Doğru. Dolayısıyla bunun artık bu noktadan sonra kaçınılmaz bir son varsa eğer, tedavisi çok önemli. Bu söylediğiniz o açıdan çok önemli bence de. Tedaviye evet. Yönelik. Evet. Yani belki işte hani tedavi çözüm vermeye başladı. Türkiye belki bu işi bu noktada belki kontrol altına aldı ki inşallah öyledir. İyimser olmak istiyorum. Açıklanan rakamlar da beni hani iyimser olmama şey oluyor yani yetiyor. Evet. İşte 256 hasta iyileşmiş bugün. Toplam iyileşen hastamız 1582. Toplam ölen hastamız ise 725. Yani ölen hastamızın iki misli iyileşen hastamız var. Hani bir şey rakam var, daha 1474 yoğun bakım var. O birazcık hani endişelendirici. Hani siz iyi polis olun, ben kötü polis olayım o zaman. 1474 yoğun bakımın ne kadar iyileşecek? Yoğun bakım çünkü işte o entübasyonun yapıldığı aşamanın bir öncesi sanıyorum. Evet, dolayısıyla evet. Hani yaş, işte altta yatan başka kronik hastalıklar vesaire göz önünde bulundurulduğunda o belki biraz hani kötü değerlendirebilir ama Sağlık Bakanı'nın yine yoğun bakımlarla ilgili doluluk oranına ilişkin yüzde vermesi de önemli. %62-63 civarı. %68'i dolu dedi, %32'i boş dedi. Yoğun bakımda kaç hasta varmış? 1474.
Yoğun bakım 1474. Evet, şimdi bu 1474 toplam. Şimdi bu 1474'ün işte önümüzdeki süreçte, yani yarın öbür gün öbür gün işte muhtemelen gene işte 60-70 şey vefat edecek değil mi? Bu arada işte başkaları yoğun bakıma gelecek. Bu halen kaç? 34.109 vakamız var. O 34.109 vaka içinden başkaları bu yoğun bakıma gelecek. O yoğun bakımdan birileri işte hani vefat ederek ayrılacak filan. Sonra toplam vaka sayımızdan işte 34.109'dan yoğun bakıma geçenlerin yerine yeni teşhisler konularak işte 34.000 rakamı biraz yükselecek filan gibi, böyle bu seyir böyle gidecek. Dolayısıyla hani bakanın işte halen elimizdeki yoğun bakım yataklarının %68'i dolu, %32'si boş demesi de önemli. Evet. Demek ki daha hani Türkiye'nin sağlık hani şeyi, altyapısı tam şişmemiş, yani tam şişirmemiş. Şimdi ve burada hala da kafa karışıyor Şaban Bey. Ben gün içinde işte yine bir takım bilim insanlarının ya da işte bu durumla ilgili yazı yazanların, yazılan yazıların işte sağlık ekipmanının ve altyapısının Avrupa kadar iyi olmadığını, son sıralarda olduğunu, hatta sondan ikinci olduğunu okudum bir yerde. Öyleyse oradaki duruma bakıyorsunuz, nasıl oluyor? Sağlık Bakanı tam tersi şeyler söylüyor. Biz çok da erken davrandık diyor. İşte yoğun bakımla ilgili bizim altyapımızı anlatıyor. Son derece olumlu şeyler söylüyor. Nedir yani? Orada da kafa karışıyor. Yani ben tabii ki gene Sağlık Bakanı'na inanmak istiyorum da. Yani şey, ne anlamadım ne dediğini. Yani şey mi? Hani bizim Türkiye'deki sağlık sistemi işte Avrupa'dan kötü. Geride, evet. Geride ama niye Avrupa'dan iyi sonuçlar alıyoruz mu demeye çalışıyoruz. Evet, evet. Yani ben çalışmıyorum. Öyle bir ikircik bir durum var. Yani Sağlık Bakanı tam tersini söylüyor. İşte yoğun bakım vesaire. Birçok Avrupa ülkesine göre çok çok öndeyiz, üst sıralardayız diyor. Bugün söyledi onları. Sağlık hizmetleri, sağlık altyapısında. Evet. Vallahi yani olabilir yani sağlık, çünkü Türkiye son yıllarda sağlığa hakikaten büyük yatırımlar yaptı. İşte hatırla bu şehir hastaneleri falan. Bir de sağlığı AKP şöyle değerlendiriyor. Biliyorsun sağlık sektöründe hastane zincirleri olan önemli AKP'liler var. Evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da onlardan biri. Fahrettin Koca'nın da hastane zinciri var değil mi? Galiba Medikal Park mı? Evet. Medikal Park galiba. Ya oydu ya da Medipol ya da yanlış Medikana medili mı? Bir neyse. Şey de evet. Ya da Medikana işte, neyse karın şey yapmayalım. Diğer hastane zincirleri de, özel hastane zincirleri de AKP'nin önde gelen isimlerini. Dolayısıyla bir de şehir hastaneleri olayı çıkardılar son yıllarda. Bu şehir hastaneleri de yandaş müteahhitlere yaptırıyorlar biliyorsun. Dolayısıyla AKP şu ya da bu gerekçeyle para aktarma, yandaşı zengin etme ya da işte hastane zincirleri kurarak işte köşeyi dönme, yandaşlarına köşeyi döndürme gerekçesiyle sağlık sistemine önemli yatırımlar yaptı. Görüyoruz bunu. Dolayısıyla hani bir şey olabilir. Yani sağlık sistemimiz hani işte batıdaki işte mesela İtalya'dan daha iyi olabilir. Hani evet, hastanelerimiz, ama bunları konuşamıyorsunuz. Hemen biber sürüyorlar ağzınıza. İşte o hastane onun, bu hastane bunun. Konuşamıyorsunuz. Bunlar yasaklı yapısını. Konular. Evet. Yok, mülkiyet yapısı. Yok, konuşulur canım. Yani hoşlarına gitmez de, ama bizim bir korkumuz yok. Hayır, bizim açımızdan demiyorum. Yani hemen oradan bir sopa çıkıyor yani. Ayrı konu. Yani şimdi diyorsunuz ki şöyle böyle AKP işte sağlık hastaneler zinciri falan, ama bugün hani Sağlık Bakanı, iktidarın bakanı AKP'li bir bakan, Sağlık Çalışanları Koruma Kanunu hem AKP hem MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Böyle de bir ironik durum var maalesef ülkemizde. Evet, maalesef var. AKP çünkü hani AKP insana değil, yani insana yatırım yapmıyor AKP. AKP rant getirici şeylere yatırım yapıyor. Yani rant getirici şeylere. İşte inşaata, yola, köprüye, betona. Hani bir harcayacak, 10 kazanacak. İnsan öyle değil ki. İnsana yatırım hani biraz geri dönüşü uzun vadede oluyor ve kalite getiriyor insana yatırım, ama AKP'nin tarzı o değil maalesef. Oysa ki MHP'yi de
MHP'yi de bu süreçte yedek lastik gibi kullanıyor yani. Evet, aynı bakış açısı. Oysa ki şu günlerde en azından sağlık çalışanlarının bütün A'dan Z'ye, işte profesörlerden, hekimlerden, bütün hastane görevlerine kadar ne kadar kıymetli olduğunu, onların yerine asla hiçbir şeyin tutmayacağını bilmeleri ve görmeleri gerek. Ya da hatırlamaları gerek. Bilmemelerine imkan yok da. Evet, evet. Evet. Var mı başka notunuz? Yok, başka notum yok. Teşekkür ederim. Peki. İyi bir şey oldu. Sohbet oldu. Gündemi güzel konuştuk. Biraz görüşlerine de düştük. Ben sanki AKP'yi mi savunur gibi oldum biraz. Ya da AKP'yi mi? Sağlık Bakanı. Yok sağlık ama ben bakanı. Söyledim. Sağlık iyi polis bakanı. Kötü polis olun. Ben tersinden bakayım diye. Böyle hani şey gibi oluyor. Çünkü iktidar kanadından hani kimseyle konuşamıyoruz. Malum muhalif olduğumuz için. Ben iktidar kanadından mı? Siz yok öyle bir şey olmadı. Hayır hayır. Sağlık Bakanı'nın söylediklerine ve ben hakikaten elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorum Sağlık Bakanı'nın. Ama gücünün bir yere kadar olduğunu da düşünüyorum. Belki yapmak istediği daha çok farklı şeyler var. Bunu çok daha kolay atlatabileceğimiz ama önünde engel olduğunu düşünüyorum ki siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu bir karşılaştırma maksadıyla yaptık burada. Siz öyle bir pozisyonda doğru, değilsiniz. Doğru. Teşekkür ederim. Peki sevgili izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Yarın gene burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Halkın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Ataşehir bölgesinde bütün sağlık merkezleri, eczaneler ve bütün kamu kuruluşları halkın daha çok gitmiş oldukları yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Sizler için görevimizin başındayız. Sizden tek istediğimiz sokağa çıkmamanız, evde kalmanız, halkımızın sağlığını böyle hep birlikte daha iyi koruyabiliriz. Evde kalmak mutluluktur, yaşamdır.